Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 3 Şubat Cumartesi günü niyetine şöyle bir fincanımı takipçilerime, abonelerime ve beğeni yapanları niyet ederek kapatmış bulunmaktayım. Ben sizlerin niyetine kapatmışken lütfen sizler de kendi niyetlerinizi şöyle oğludu niyetiyle ve özellikle de kulağınızın duyacağı şekilde dillendirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Önce bir kahve ve sonrasında da bir tarot açılımı yapacağız. Açılımlarda size ait olan pozitif enerjiyi alın lütfen. Negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeği saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Açılıma geçmeden önce dün de söylemiştim ama tekrardan şöyle bir söylemek istiyorum. Yorumlarda görüyorum bildirimlerin gelmediği video paylaştığımda bildirimlerin gelmediği ile alakalı. Arkadaşlar bildirimin gelmesini istiyorsanız şöyle bir ee, kanalıma giriyorsunuz kanalımda e, abone ol kısmı var abone ol'a tıkladığınızda orada e, bildirimler var tümünü işaretlediğinizde ben videoyu yayınladığım zaman direkt şöyle bir sizlere geliyor demektir bunu da söylemek istiyorum çünkü bildirimlerin gelmediğini söyleyen arkadaşlar vardı onlara bilgilendirme olsun diye şöyle bir söyleyelim. Evet hazırsanız ve niyetler tutulduysa şöyle bir fincanımıza beraber bakalım bizlere neler gösterecek. Evet güzel bir fincanımız geldi. Bakın arkadaşlar. <laughs> Evet, şöyle hemen sizlere net bir şekilde göstermek istiyorum. Evet. Bakın. Şöyle hemen bir başlamam gerekirse bir öfke patlaması var. Buradan başlayacağım. Ama bu öfke patlamasını lütfen kötü olarak düşünmeyin. Çünkü bakın öfke patlaması yaşadığınız bir noktada Evet sinirleniyorsunuz. Evet içinizdekileri böyle dışarıya akıtacaksınız ama cesaretleneceksiniz de. Bak ben demek ki böyle yapabiliyormuşum diyeceksiniz. Bak demek ki benim de sesim varmış. Ben de sesimi çıkarınca karşıdaki insanı susturabiliyormuşum diyeceğinizi de gösteriyor. Böyle bir cesaretlenmeden bahsediyorum. Bazen öfkelenmeler, sinirlenmeler, sinir patlamaları sizi rahatlatır ya tam da şu anda öyle bir durumun içinde olduğunuzu gösteriyor. Bakın dışarıdan beklediğiniz resmen bir kişi var. Bir kişi yani birinin gelmesi için böyle bir ya dua ediyorsunuz ya da niyetinizin olduğunu gösteriyor. Dışarıdan ne bekliyorsanız, kimi bekliyorsanız bu kişinin gelmesi gibi durumunu gösteriyor. Şimdi şurada haneye bir para giriyor arkadaşlar. Hanede eğer çalışmayan birisi varsa çalışarak para kazanabileceği, haneyi bereketlendireceği bir işe girebilir. Haneye para girişi var. Bir konuda emek veriyorsundur. Para olarak karşılığını alamıyorsundur. Şu anda emeklerinin karşılığını alacağını gösteriyor. Bir de bu maddi olarak haneye girenler hanede bir bereketleştirme, bollaşma gibi nasiplerin daha doğrusu bol olması gibi bir takım durumlar olacağını da gösterir. Bak bunlar güzel gelişmeler çünkü maddi olarak ferahlamaya doğru gidiyor. Bakın arkadaşlar, ilişkinizle alakalı bir karar verme sürecine girmişsiniz. Hatta bir müddettir aklınızda olduğunu da gösteriyor. Yani bu nasıl bir karar verme süreci? Onu da söyleyeyim. Ee, tamam mı? Devam mı? Örnek vereyim. İşte evliliğim bitti mi? Tamam mı? Devam mı? Ya da ilişkiniz tamam mı devam mı diye şöyle bir e, nasıl diyeyim ikilemde kalmak ama bir karar vermek istiyorsunuz artık evliliğiniz bittiyse bitti artık bunu netleştirelim diyorsunuz resmen ya da devamsa devam etmesi için ne olacaksa onu yapmamız gerekiyor diyeceğinizi gösteriyor. Ya da sevgiliniz varsa bir ilişkiniz varsa bu ilişkinizde tamam mı devam mı gibi bir takım düşüncelere hakim olduğunuzu da gösteriyor. Evet aslında kararsızlıktansa karar vermek daha iyi demektir. Bakın birine destek olup olmamakta yani arkasında durup durmamakta bir kararsızlığınız var. Yani ben şimdi karşımdakine yardım etmeyi isterim ama yarın bir gün o bana körlükle cevap verirse bu yaptığım iyilikte ben kendimi kötü hissederim diyebilirsiniz. O yüzden de karşınızdaki insana iyilik yapsam mı yapmasam mı? ya da destek versem mi vermesem mi gibi bir böyle kararsızlığın içinde olduğunuzu gösteriyor. Yani aslında ben size şöyle göründüğü için de şunu söyleyeyim. Bu kişiye destek vermeyeceksiniz. Çünkü eminsiniz zaten karşındaki insan yarın bir gün zıt bir durumda size nankörlük yapacak. Bunu biliyorsunuz. O yüzden de destek vermeyeceğinizi gösteriyor. Bakın arkadaşlar bir imza işiniz var. Kredi çekmek olur. Bir imza olarak anlaşma, sözleşme tarzında bir yerlere düşünebilirsiniz. Ama atacağınız imzadan vazgeçeceğinizi gösteriyor. Ortak belki de ortak olarak birileriyle bir anlaşma yapacaktınız ama o anlaşmadan vazgeçeceğinizi yani o imzadan Vazgeçme durumunuz var. Böyle son dakika ya bu nasıl diyeyim son dakika o imzanın size zarar getireceğini öğrenmiş olabilirsiniz, bunu fark etmiş olabilirsiniz. Bu yüzden de şöyle bir o imzaya atmaktan vazgeçeceğinizi gösteriyor. Bakın emek verdiğiniz bir insan. O kişi için mücadele ettiğiniz bir insan başına kötü bir şey gelmesin diye uğraştığınız insan e, böyle sizin emeklerinizi hiçe sayarak hayatınızdan çıkmaya başlamış. Size sırtını dönmeye başlamış olduğunu gösteriyor ve siz o kişiye karşı darılıyorsunuz. Bak bir dargınlık bir kırgınlık durumunu gösteriyor. İşte bunların hepsinin bir nankörlük olduğunu da lütfen unutmayın. Ama ben size şunu söyleyeyim. Bakın hane güzel. Hane ferahlamış bir vaziyette. Kesinlikle karamsar olmamanız gereken bir zamandasınız. Pozitif ne kadar olursanız sizin için o kadar iyi. Sıkıntıların geçeceğinin ve geçmesi için zamanın yaklaştığının müjdesidir bu. Hanenin içinin güzelleşmesi, anlayışların, sevginin, saygının daha ön plana çıkacağını gösteren durumda geldi. Hane güzel arkadaşlar bunu söyleyeyim. Evet. Bakın. Evet görüyorsunuz bir nazar etkisi var size boş boş gözlerle bakan birisini gösteriyor. Yani kendisi belki istese yapar ama hiç mücadele, hayat mücadelesinin içine girmediği için yapamıyor. E bu sefer de ne oluyor? Sizin yaptıklarınıza bakıyor. E sonuç olarak da ne olmuş oldu? Nazar enerjisi sizde hakim oldu. Arkadaşlar birileri demek ki ciddi anlamda sizi izliyor demektir. Yaptıklarınızı konuşuyor, yaptıklarınızı dillendiriyor demektir. Bu da nazar enerjisini tetikler bir vaziyette. Ama ben size şöyle çarpıcı bir şey söylemek istiyorum. Sizin nasipleriniz var ya bu nasipleri alabilmek için de nazar enerjisini hafifletmeniz gerekiyor üzerinizde ağır bir şekilde bir nazar enerjisi varken arkadaşlar nasiplerinizi güzel bir şekilde kullanamazsınız. Burada nazar enerjisinden kesinlikle kurtulmanızı tavsiye ederim. Dualarla, ibadetlerle kendinizi okuyun, okutturun da zaten. Ama nasibinizi tam almak istiyorsanız İlk önce şu kem gözlerden, haset olan insanlardan, kıskanç olan insanlardan uzak durun ve yaptıklarınızı yapacaklarınızı insanlara beyan etmeyin. Bırakın kendileri görebildiği kadar görsün ama sizler şunu yapacağım bunu yapacağım gibi açıklamalarda bulunmayın. Kendileri istese yapar bir pozisyonda ama kılını kıpırdatıp da mücadele vermedikleri için yapamıyorlar. Ve bu sefer de sizin üzerinizde bir nazar enerjisi oluşuyor. Buna izin vermeyin lütfen kendinizi koruyun. Ben şöyle arkadaşlar bir bakacağım ama şurada da bir şey görmüştüm. Onu evet bakın bir müddettir birisiyle konuşmaya çalışıyorsun. Onu anlatmak istediklerin var bu belli ama telefonda ya da bir mesajla değil de yüz yüze konuşmak istediğin için belki onu da denk getiremiyorsan o yüzden de bu şekilde ertelemeler yaşamışsın. Şimdi arkadaşlar o söylemek istediklerini karşı tarafa muhatap olacağın insanı koyarak söyleyeceğini gösteriyor. Yani konuşmaya ihtiyacın var. Belki derdini anlatmaya ihtiyacın var. Muhatabını bulamıyordun ama şimdi bularak söyleyeceğini gösteriyor. Bakın bir anahtar işiniz var. Ama bu anahtar biraz tersine duruyor. Yani beklenilenden daha yavaş ilerleyecek. İşin içinde bak bu anahtar işinin içinde bir takım terslikler olabilir. Burada kendinize hakim olmanız, biraz da yaptığınız işe hakim olmanız da önemli. Anahtarla alakalı ev, araba, dükkan Alım ya da satım gibi bazı işleriniz varsa arkadaşlar bu işlerin yavaş olması, yavaş olurken de açıkçası bazı tersliklerin olacağını gösteriyor. Yani buna lütfen dikkat edin diyorum. Bakın dışarıdan da laflar, sözler var. Bunlara kesinlikle itibar etmeyin. Hani hmm, ne derler şimdi biraz Kaba tabirle bir söz vardı ama aklıma da gelmedi şu anda. Yani e, kedi ulaşamadığı ciğere mundar der derler ya tam da öyle bir durum. Dışarıdan size karşı gelen laflar var, sözler var, dedikodular var. Yani çok da itibar edilmemesi gereken sizin hakkınızda söylenen yalanlar var. Sizin belki hiç yapmadığınız, aklınızın ucundan dahi geçmeyen şeyleri yaptı diye dillendiriyorlar. Bunlara kesinlikle dikkat edin ama itibar etmeyin. Münakaşaya kesinlikle girmemeniz gerektiğini gösteriyor. Zaten bunların sonucunda bak altta yeni kararlar var ve üst üste koyduğun yeni kararları gösteriyor. Bir de onun yanında kendini boşluktan aşağı bırakmak istemesi var. Onu daha şimdi anlatacağım ama tek tek gitmek istiyorum. Bakın yeni kararlar vermek için çok uygun bir zaman diliminde olduğunu gösteriyor. İşinle, eğitiminle, ailenle, sosyal hayatınla, kendi düzeninle alakalı bazı böyle bir kararlar vereceğini. Ama net, yani geri dönüşü olmayacak kararlar vereceğini de gösteriyor. Bu kendini boşluktan aşağı bırakma durumun ne biliyor musun? Yanında, yörende, yakınında olan bir insan zor bir durumda. Kendini öyle bir boşlukta, öyle bir kötü durumda hissediyor ki hatta öyle bir kötü durumda ki şimdi siz onun yanındasınız diye üzüm üzüme baka baka kararır. Bak bunu unutmayın. O yüzden de negatif insanlarla takılmayın kendini böyle bir zarar verme e, ya da kendiyle alakalı sıkıntılı bir takım durumlara giren bir insan var yanınızda. Siz de şu anda onun sıkıntılarını öğrenip belki ona destek amaçlı bir şeyler yapmaya çalışsanız da arkadaşlar onun girdiği bataklığa sizin de girmek gibi bir durumunuz var. Hani burada lütfen e, işte tamam yardım da bir yere kadar. Ama sizi de bir bataklığa sürüklüyorsa o işten uzak durmanızda kesinlikle fayda var. Ben şöyle hemen tabağınıza da bir bakmak istiyorum. Sonrasında da kartlarımıza beraber bir geçeriz. Evet. Arkadaşlar şöyle bir Evet, sizlere bir gösterelim. Bakın arkadaşlar. Şuradaki tam olarak sizsiniz. Bazı başarılar var. Bir de yükseliş var. Bir tahta oturmak gibi düşünün. Bir yükselişin olduğunu gösteriyor. Ve şunu da söyleyeyim ki ben yaptım. Ben başardım ben kazandım diyeceğiniz bazı olaylar görünüyor sizlere. O yüzden diyorum ki hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmeyin. Bak başaracağınız günler yakın. Kazanacağınız günler yakın. İstediklerinizi elde etme durumlarınız var. Ve bu olanakları güzel değerlendirip de ben yaptım, ben başardım diyeceğinizi gösteriyor pes etmek size yakışmaz arkadaşlar. Her zorlu durumdan daha sıyrılırsınız merak etmeyin. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu ilerlemeler yükselmeler boşa değil. Hayallerin gerçek olması gibi bazı durumlar var. Şu an hayatınızda. Beklenilenlerin gelmesi, hayallerinizin gerçek olması, istediklerini elde etme gibi durumlar. Aynı zamanda bunlar bağımsızlığınızı ve özgürlüğünüzü daha çok elde etmeniz için birer vesile. Bak bunu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar sizin gizlediğiniz bir sır var ve kimse tarafından bilinsin, duyulsun istemediğinizi gösteriyor. Bakın arkadaşlar böyle bir iki lafın arasında söylemiş olabilir misiniz? Aslında ağzınız bir o kadar kapalı ama iki lafın arasında belki de şöyle bir söylediniz. Sizin sırrınız olan, gizlediğiniz, tamamiyle sadece size ait olan bir sırrın açığa çıkması durumunu gösteriyor. Burada arkadaşlar gerçekten dikkat edin. Eğer sırrınız açığa çıkarsa üzülme durumunu da gösteriyor. Bakın, yapmam diyoruz ya bazen. Şunu yapmam, bunu yapmam diye. Bak burada yapılmak istenmeyen bir şeyi yapacağınızı gösteriyor. Başta aslında bu yapmam dediğiniz şeyi hani zoraki bir şekilde belki birilerinin de zorlamasıyla yapacaksanız da sonrasında bunu eee yani tamamen kendiniz istediğiniz için yapacaksınız. Bak geçenlerde şöyle bir olaya denk geldim hemen onu anlatmak istiyorum kısaca. Ee, bir danışan vardı ve kahve içmeyi hiç sevmez ve kahve kokusundan nefret edermiş, ağzına bile sürmez hatta o kokunun olduğu odaya girmezmiş. Ben yapmam, ben kahve içmem. Bak bu bizzat yaşanmış bir durum. E, kahve içmem, ben ellemem falan böyle bir tepki gösterdi. Ama sonrasında da o kahveyi içtikten sonra kahvenin güzel bir şey. Kahve kötü olabilir mi arkadaşlar? Yani çok normal, bariz olan bir şeyden bahsediyorum. Kahvenin güzel olduğunu ve hani böyle kahveyi içebilecek durumda olduğunu kahveyi içmek istediğini söyledi. Anlatabiliyor muyum? Yani bu durum gerçekten çok farklı. Bir şeyleri yapmam, etmem, aman ellemem diye böyle bir dillendirmeyin. Kaderse olarak o döner dolaşır. O yapmam dediğinizi yapmak zorunda kalırsınız. Bak bunu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar şöyle bir tabağınızı fincanınızı bir kenara alalım bakalım. Sizler için <laughs> kartlarımı da karıştırmak istiyorum. Size tabii ki de bu arada kendi niyetlerinizi oldu niyetiyle dinlendirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Hadi bakalım. Kartlarımız bizlere neler gösterecek? Şöyle ilk 5 kartımı hemen almak istiyorum. Evet arkadaşlar, niyetler tutulduysa hemen ilk kartımla başlayacağım. Bakalım bizlere neler gösterecek bak bulunduğun ortamlarda görüştüğün kişilerden, kaynaklı, yaşanan olaylardan kaynaklı bir bunalma yaşadığını gösteriyor. Yani belki de istemediğin bazı ortamlarda bulunuyorsun ya da istemediğin insanlarla görüşüyorsun ve bu yüzden de çok bunalmış. Artık bulunduğun yerde nefes alamaz durumda olduğunu gösteriyor. Ve o bulunduğun yerlere hep bir sıkıntı gözüyle bakıyorsun. Şimdi burada öyle bir durum var ki sıkıntıdan kurtulmak var. Sıkıntı diye gördüğün yerlerden kurtulmak gibi bir durum yaşanacağını gösteriyor. Rahatlayacaksınız. Aslında derin bir nefes alacaksınız. Bir de size şunu söylemek istiyorum. Nefes probleminiz mi var? Mesela ben kendimden örnek vereyim. Benim derin nefes almayla alakalı gerçekten bir problem var. Biliyorsunuz bir pandemi geçirdik ve ben o pandemide de, o hastalığı yaşadıktan sonra derin nefes almam gerekiyor ve gerçekten bunu çok fark ediyorum. Yani belki de sizlerde de böyle bir durum olabilir. Derin nefes almak, böyle bir nefes alamadığını hissetmek. Evet gerçekten o zamanlar çok kötü zamanlardı. Evet şu anda halen daha çok şükür sağ salim hayattayız ama bir nefes problemi kaldı. Bunu videolarımda da fark edebilirsiniz. Ben bazen videolarımı izlediğimde fark ediyorum. Yani nefes alışverişim gayet e, videolarda hissedilir bir şekilde belli. Belki sizin de böyle bir nefes probleminiz de olabilir ama kurtulacağınızı gösteren durumda çıkmış. Nazar, nazar, nazar. Bak kem göz kartım geldi. Arkadaşlar, üzerinizdeki olan negatif enerjileri, kıskanç ve fesat insanların sizlerin üzerine attığı kötü gözleri gösteriyor. Üzerinizde öyle bir kem göz var ki bunlar senin başarılarını ve mutlu olmanı istemeyen insanların gözleri. Her hareketinin kıskanılıyor. Her hareketine e, nazar değdiğini gösteriyor. Yapacaklarını kesinlikle yaptıklarını ve yapacaklarını kesinlikle kimseye anlatmıyorsun. Kendini okuyorsun, okutturuyorsun. Aynı zamanda manevi dua çalışmaları yaparak bu nazardan kurtulman gerektiğini söylüyor. Devam edelim. Bakın kendinizi kilitlemiş bir vaziyette görünüyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda ya da bulunduğunuz yerlerde insanlar sizi anlamıyor demektir. Söylediklerinizi duymuyor demektir. Bu yüzden de sizler arkadaşlar kendinizi kapatmışsınız, kilitlemişsiniz. Ben öyle herkese kendimi gösteremem. Ben öyle herkese kendimi anlatamam der vaziyette görünüyorsunuz. Bunu yapmak kötü bir şey değil. Ama bir de şöyle bir durum var. Hayatta kilitlenmek çok farklı bir şey. Kaderse olarak kilitlenmiş gibi hissediyorsunuz. Aslında öyle bir durumun olmadığını gösteriyor. Çözüm arayışlarına devam ettiğinizde kilidinizi kilitlendiğiniz zannettiğiniz durumu açacağını da gösteriyor. Evet seçenekler kartı. Arkadaşlar siz bu yolda ilerliyorsunuz ama bir baktınız ki girdiğiniz bu yoldan sizlere bir fayda yok. Seçeneğinizi değiştirin. Yani yolunuzu değiştirin. Bir işe girdiniz, baktınız ki o işten istediğiniz verimi alamıyorsunuz. E siz de yapamıyorsunuz belki o işi ya da maddi olarak sizi tatmin etmiyor da olabilir. O zaman şöyle bir başka yönde başka işler aramanızın vaktinin geldiğini gösteren bir kartımdır bu. Önünde seçenekler var. Bunları kullanabileceğini gösteriyor. Kullanabilirsin çünkü vesileler oluşacak demektir. Ve sizde gözlerinizi kapatmayın. Yani bu nasiplere kısmetlere gözlerinizi açın. Seçenekleri açın. Arkadaşlar 6. hissiyatın kuvvetlenmesi gibi bir durum yaşanacak demektir. Yani sezgilerinizin doğru çıkacağı söylediklerinizin doğru çıkacağını gösteren kartımdır bu bu dönemde arkadaşlar sizler sezgilerinize hislerinize güvenmeniz gerektiğini gösteriyor yani e, olaylara karşı sezgilerinle hareket edeceğin ve alacağın yani sezgilerine güvenerek her ne yapıyorsan orada arkadaşlar sizler Sonuçları sizi memnun edecek demektir. Şöyle bir devam edelim bakalım kartlarımız neler gösterecek. Evet çiçekler kartımız geldi, güzel bir kartım geldi. Evet bütün kartlarımızı da bu şekilde seçmiş olalım. Evet arkadaşlar, çiçekler kartıyla başlayalım. Bakın bu dönemde sizler böyle bir yeniliklere açık olacaksınız. Hatta yenilik arayışları içinde olacağınızı gösteriyor. Bu yeniliklerin asıl amacı kendinizi memnun etmek, kendinizi mutlu etmek aslında biliyor musunuz? Kendiniz değerinin farkına varıp da kendinizi şöyle bir mutlu etmek için uğraşacağınız bir zaman diliminde olacağınızı da gösteriyor. Devam edelim bakalım. Bu kartımızda güzel haberler de vardır. Bak bunu da söyleyelim. Bazı konularda hissiyatlarını kesinlikle kullan ama bazı konularda da yaşadığın peş peşe kötü olaylardan kaynaklı Arkadaşlar, sizler nasıl desem hissizleşme yaşamış olabilirsiniz. Ya bu kadar da olmaz dediğiniz bazı olayların yaşanmasıyla belki de bir hissizleşme yaşamışsınızdır. Şu anda bu hissizleşme sizlerde bir zayıflık göstergesi olarak görünüyor. Diğer kartım çabalamaktan geldi. Her konuda herkes için çok fazla çabalıyorsun. Ciddi bir mücadele ediyorsun. Bunların karşılığını alacaksın merak etme. Zannetme ki benim yaptıklarım karşılıksız kalacak diye sakın düşünme. Her ne konuda ne yaptıysan bunun karşılığını da alacağını gösteriyor. Diğer karşılığım evet odağını değiştir. Bak odağını değiştir kartıyla seçenekler kartı birbirine benzer. Yani nasıl benzer onu da söyleyelim. Mesela az önceki verdiğim iş örneği gibi. Bir işe girdin ama orada istediğini yapamadın. istediğini elde edemedin. Odağını değiştir. Başka bir işe girebilirsin ya da eğitiminle alakalı ya da düşündüğün her şeyle alakalı. Bir arkadaşınla mutsuzsun, istediğin gibi keyif alamıyorsun. Başka bir arkadaşınla yoluna devam edebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Odağını değiştirmen lazım. Yeniliklere zaten açık olduğun için burada böyle bir odağını değiştirdiğinde canlanacağını söylemek istiyorum canlanma kartım geldi arkadaşlar ve gerçekten son kart olarak mükemmel bir kartım geldi. Artık kendine geleceğin olaylar, hatta yaşadıkların karşısında benim kendime gelmem lazım diye de düşünebilirsin. Kendine geliyorsun ve yaşadığın o kötü ve zor günlerin geride kaldığını gösteren kartım geldi. Hayat enerjinin tazelenmesi ve yaşam gücünün artması gibi bir durum yaşanacağını gösteriyor. Sizler burada arkadaşlar hayatınıza can geliyor. Kan geliyor. Yani bu sizler için mükemmel bir durum. Hayatınıza bir aktiflik geleceğini de gösteren kartımdır. Evet arkadaşlar sizler için şöyle bir kahve ve tarot açılımı yaptık. Lütfen açılımdaki size ait olan pozitif enerjiyi alın. Negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeğe saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.